Herkese merhabalar. Bu videomuzda Koza akıllı oda termostatı kombi ve klima kontrolünü inceleyeceğiz. Ürünü Nuvia Enerji Teknolojileri firması gönderdi. Koza akıllı termostatı tasarım ve teknoloji olarak tamamen yerli. Kutumuzu açıp içeriğine bir göz atalım. Buradaki küçük kutudan kullanım kılavuzu çıkıyor. Termostat için bir güç kablosu. 5 volt 1 amperlik bir adaptör. Kombi bağlantı kablosu. Masa ayağı. Güç kablosu. Vida ve iki taraflı bant çıkıyor bu kutudan. Diğer kutumuzdan da oda termostatı ve kombi kontrol ünitesi çıkıyor. Kutu içeriğimiz bunlar. Bu cihaz sayesinde kombinizi ve klimanızı mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol etme imkanına sahip oluyorsunuz. Ayrıca evde olmadığınız zamanlarda sıcaklık değerlerini ayarlayarak önemli ölçüde tasarrufta bulunabiliyorsunuz. Sağdaki oda termostatımız. Üzerinde bir tuş var. İki tane ok tuşu var. Burada bir ekranımız var. Arka tarafı açtığımızda pil yuvasını görüyorsunuz. Ürünü hem adaptörlü hem de pilli çalıştırabiliyoruz. Alt tarafta adaptör girişini görüyorsunuz. Güç kablomuzu buradaki yuvaya takarak kullanabiliyoruz. Dilerseniz pille de kullanabiliyorsunuz. Sadece ikisini aynı anda takmamaya özen gösterin. Yani hem pil hem güç adaptörü bağlı olmasın. Bu şekilde güç kablomuzu takarak kapağı kapatıyoruz. Bu soldaki de kablosuz kombi kontrolü. Yine bunda da üstte bir tuş var. Burada gösterge ışıkları var. Güç, bağlantı, Wi-Fi, Bluetooth ve ateşleme göstergelerini görüyorsunuz. Arka tarafta güç kablosunu taktığımız kısmı görüyorsunuz. Reset tuşu ve bağlantı tuşunu görüyorsunuz. Güç kablosunu buradaki yuvaya takıyoruz. Burada bir port var. Ürünle birlikte gelen bu kabloyu bir tarafını kombimizdeki termostat bölümüne takıyoruz. Bu tarafını da kombi ünitesinin arkasındaki porta takıyoruz. Gördüğünüz gibi 1 ve 2'ye takmamız gerekiyor. Oda termostatını dilerseniz duvara da asabilirsiniz. Buradaki vida yerlerinden. Ya da ürünle birlikte gelen bu masa ayağında da kullanabilirsiniz. Ürünü konumlandırırken güneş almayan, kapı önünde olmayan bir bölgede olması önemli. Bir de yerden 1 metre yükseklikte olmasında fayda var. Ürünün iki parçası da internet hattımıza, Wi-Fi hattımıza bağlanabiliyor. Herhangi birinden bağlantı yapmamız yeterli. Ürün tüm aç kapağı kontrollü kombilerle uyumlu. Aynı zamanda kumandayla çalışan bütün klimalarla da uyumlu. Bağlantıları nasıl yapıyoruz? Onlara bir göz atalım. App Store'dan indirdiğimiz Koza uygulamasına gidiyoruz. Evet, uygulama üzerinden talimatları takip ederek evimize bir isim takıyoruz. Ev diyelim. Kaydet. Şimdi sol üstteki menüden kurulumu yapalım. Buradan evi seçiyoruz. Çıkan menüde cihazları görüyorsunuz. Buradan istersek oda termostatına ya da kombi kontrol ünitesine bağlanabiliriz. Biz kombi kontrol ünitesini seçelim. Cihazımızın arkasını açarak buradaki tuşa basıyoruz. Evet, Wi-Fi ışığımız yanıp sönüyor. Buradan gördüğümüz ışığı seçiyoruz. Wi-Fi ayağımızın şifresini tuşluyoruz. Takalım. Bağlantımız sağlandı. Evet, burada bir uyarı var. Cihazları eşleştirin diyor. Onu da eşleştirelim. Buradaki bağlantı tuşuna, yani soldaki tuşa bir kere basıyoruz. Bağlantı ışığımız yanıyor. Oda termostatından da üstteki tuşa uzun basıp
Bağlantı kısmına gidiyoruz. Cihazlar birbirine bağlandı şimdi. Wi-Fi hattımız olmasa bile bu iki cihazı birbiriyle eşleştirerek ve bu oda termostatı üzerinden sıcaklığı ayarlayarak da kullanabiliriz. Evet, şimdi kombi ve klimamıza bağlantıyı görelim. Kombimizin bir kere fişini çekeceğiz. Elektriğe çarpmak istemeyiz. Alttaki iki vidayı söküyoruz. Evet, kapağı alaşağı ettik. Evet, bu anakartın olduğu yerdeki kapağı açtık. Gördüğünüz gibi burada kısa devre yapan bir hat var. 3 ve 4. Bu termostat bağlantısı. Bu kabloyu çıkartıp yerine termostatın kablosunu bağlayacağız. Evet, bu kabloyu çıkarttık. Şimdi onun yerine termostatın kablosunu bağlayacağız. Kabloyu şu şekilde buradan geçireceğiz. Buradaki 3 ve 4 numaralı porta takıyoruz. Küçük kabloyu kaybetmeyin. Termostatı çıkardığınızda bunu tekrar yerine takmanız gerekiyor. Evet, şimdi kablomuzu uygun bir kanaldan geçirip yerleştiriyoruz. Sonrasında kapağımızı takıyoruz. Termostatımızı fişe takalım. Kombimizin de elektriğini açalım. Şimdi bir deneme yapıyoruz. Üstteki tuşa uzun süreli basıyoruz. Evet, ateşlemeyi yaptık. Petek suyu sıcaklığını 50-60 derece arasına getiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kombimiz ateşlendi. Yani termostatımız kontrol edebiliyor. Şimdi mesela kapatalım. Evet, kombi durdu. Kombimiz kombi ünitesinin talimatlarıyla artık çalışabiliyor. Evet, şimdi de ürünümüzü klimaya tanımlayacağız. Bu menüye girdiğimizde sol üst köşede kumanda işareti var. Ona tıklıyoruz ve tanımla diyoruz. Buradan marka seçiyoruz. Siemens.
Devam diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi klima açıldı. Evet diyoruz. Ve artık klimamız da tanımlı. Klima moduna girdiğimizde burada ayarları görüyorsunuz. Dilersek de klima modundan çıkabiliyoruz. Şu an kombi modundayız. Şimdi uygulamaya baktığımızda gördüğünüz gibi haftalık program yapabiliyoruz. Ya da manuel olarak ev modu, uyku modu, dışarı ya da kullanıcı olarak profiller var. Dilediğimiz sıcaklığı buradan ayarlıyoruz. Pratik bir şekilde seçerek, örneğin dışarıdayız diyelim. Telefonumuzdan kombi kontrol ünitemize ulaşarak dışarıdayı seçiyoruz mesela. Sıcaklığı da buradan ayarlayabiliyoruz. Ya da böyle. Cihazın bir de otomatik kontrol özelliği var. Örneğin eve geldiğimizde otomatik olarak kombiyi devreye sokarak evin ısınmasını sağlıyor. Bunda da konum servislerini açmamız gerekiyor tabi. Konum servislerini açarak eve geldiğimizde sıcak bir eve girmiş oluyoruz. Sağ üstte ayarlar var. Isıtma, soğutma, sıcaklık ayarları. Buradan da ayarlamaları yapabiliyoruz. Ev modu, uyku modu, dışarı ve kullanıcı olarak. Otomatik kontrol, daha önceden belirlenen uyku saati ve uyanış saatlerine göre otomatik kontrol yapabilirsiniz. Ya da haftalık program ayarlayabilirsiniz. Örneğin gün gün hangi saatler arası hangi moda geçecek bunu buradan ayarlayabiliyoruz. Örneğin değiştirmek istediğimizde mesela bunları ne yapıyoruz? Bu alttan kullanıcı dediğimizde gördüğünüz gibi değiştiriyor. İstersek buradan gün gün ayarlayabiliyoruz ya da şuradan direkt uyku saatimizi, evden çıkışımızı, eve dönüşümüzü ayarlayarak da ayarlamalar yapabiliyoruz. Kombi ayarlarına baktığımızda tetiklemenin hangi aralıkta olacağını belirleyebiliyoruz. Klimada da buradan klimayı tanımlayabiliyoruz. Cihaz ayarlarına da buradan ulaşıyoruz. Buradan cihazı sıfırlayıp tekrar kurulum yapabiliriz. Menüye girdiğimizde gördüğünüz gibi nem miktarını gösterebiliyor. Buradan turbo modu alabiliyoruz. Belirli bir süre kombinin sürekli çalışmasını sağlayabiliyoruz. Sağ üstteki menüden kullanım istatistiklerimizi görebiliyoruz. Şu an yeterli veri yok ancak uzun süreli kullanmış olsaydık bu verileri görmüş olacaktık. Burada neleri görüyoruz? Bu oda sıcaklığımız 27.2 derece, 23 derece ayarladığımız sıcaklık değeri, 10.8 dış hava sıcaklık değeri. Burada gördüğünüz sarı grafik dış sıcaklık grafiği. Klimanın ve kombinin açık olduğu saatleri burada grafik olarak görebiliyoruz. Ayrıca cihazımız çevrim dışı duruma düşmüşse yine buradan takip edebiliyoruz. Yüzde olarak ne kadar enerji tasarrufu yapmışız son 24 saatte onu buradan takip edebiliyoruz. Ortalama sıcaklığımızı görebiliyoruz. Kombinin çalışma süresi ve klimanın çalışma süresini yine aşağıda rakamsal olarak göstermekte. Bunu değiştirebiliyoruz. Tabi yeterli veri yok ancak daha önceki günlerde ne kadar kullanım olmuş veya ne kadar tasarruf etmişiz onları da takip edebiliyoruz. Ürün tasarruf etmek isteyenler için güzel bir seçenek. Belki de cihazın parasını 1-2 ayda çıkartacaksınızdır. Almayı düşünenlere önerebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler.